Selam. Bugün pazartesi. Ben de hazırlandım. Okuldan geldim bu arada. Sabah okul vardı. Okuldan geldim. Şimdi duş aldım. Sonra dediğim şimdi yani gidiyorum. Şimdi Starbucks'a geçeceğim. Orada ders çalışacağım. Çünkü evde çok boğulmaya başladım. Böyle son günlerde artık yeter şeyindeyim. Şimdi Starbucks'ta ders çalışacağım. Tek başıma gideceğim. Yanımda keşke birisi olsaydı ama herkes artık böyle şey kafasına göre ya evde çalışıyor bir şey. Kimse yani artık iyi değil arkadaşlarımdan da. O yüzden şimdi ben çıkacağım gideceğim. Bu arada hava mükemmel. Çok sıcak. Bugün 29 dereceyi gördü hava. Yani inanamıyorum gerçekten. Yaz çok çabuk geldi. Yani esiyor. Çok az esiyor. Buhar esiyor. Böyle değişik. Ama yazı dediğim gibi çok özlemişim. Böyle şimdi. Evet, şimdi çantamı hazırlıyorum ve Starbucks'a doğru gidiyoruz. Bugün ne çalışacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani matematik çalışacağım. Çıkmış sorular problemlerini döktürmüş hocam bana. Onlar yanımda, onları çözeceğim. LYS'yi çözdüm. 2017'nin VGS'sini. Onlar aradan çıktı. Biraz da geometri bakmam lazım. Analitik çok kötü. Hiç çalışamıyorum. Evet. Coğrafyadan da ölçek bir yapmam lazım. O yüzden şimdi hız kesmeden hazırlanıp çıkıyorum. Starbucks'a görüşürüz. Kadıköy'de rahat olmak için kot pantolon giyiniyorum tabi. Gözüm şey kaçtı. Gerçekten güzel. Evet. Okulda sınav olacağız. Okulda vlog çeker miyim bilmiyorum. Çekerim belki. Eve gelince de öğretmenim gelecek. Matematik hocam. Böyle bugün. Yine dersli bir gün olacak. Sonra görüşürüz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Bir saniye kalemimi veririz. Evet, bugün günlerden, bu arada duş aldım, saçlarım çok kötü. Saçlarımı dile attıracağım, rengim çok aktı. Saçlarım, yani rengi tutmuyor, bilmiyorum. Saatler gecenin 12'si, 12 çeyrek geçiyor, 7 Haziran, Perşembe girmişiz. Ama ben ders çalışırken çarşambaydı, o yüzden siz onu hesap edersiniz. Bugün neler yaptığımdan bahsedeceğim. Bugün sabah okula gittim. Güzel bir şey oldu. Bayağıdır gitmiyormuşçasına. Önce bir okula gittim. Deneme sınavımız vardı. Deneme sınavı olduk. Bunları gidip yarın yapamadıklarımı hocaya soracağım. Daha sonra alan sınavımız vardı. Dün de TEF denemesi oldu. Bugün alan sınavımız vardı. Alandaki yanlışlarımı yarın soracağım. Onun için okula gideceğim. Önce bir denememiz olduk. Sonra kız arkadaşlarımla gittik. Nazım Hikmet'in bir Nazım Hikmet Kültür Merkezi olması lazım. Bahariye Caddesi'nde. Oraya gittik. Çok güzel bir yermiş. Ben ilk defa gittim. O yüzden sürekli gitmeyi planlıyorum. Çünkü çok sakin bir yer. Çıktık orada ders çalıştık. Muhtemelen yarın da ders çalışacağım.
akşam evde 8.30'da dersim var. 4'e 5'e kadar ben ders çalışabilirim. Okula söylüyorum. Söyledikten sonra onu yapabilirim. Evet. Bugün ders çalıştım. Eve geldim. Spor dersi vardı. Spor dersine gittim. Geldim. Ders çalışıyorum. Saat kaçtan beri? 10.30'dan beri falan galiba. 10-10.30'dan beri edebiyat çalışıyorum. Bugün Türkçe soru çözdüm kızlarla çalışırken. O yüzden Türkçe çözmek istemiyorum. Onun dışında matematik çalıştım bugün. Yani böyle artık biliyorsunuz aynı artık şeyler. Şimdi edebiyata asılmam lazım. Onu fark ettim. Çünkü şu 7 güzel adam falan bir çalışacağım. Onlardan sürekli soru geliyormuş. Divan edebiyatını bir tekrar edeceğim. Şimdi böyle çok hafifçesine. Sonra yatacağım. Yarın gideceğim okula. Yarın bir okulun programı var mı? Ona bakmam lazım. Ona göre şey yapacağım. Saat önemli mi? Bakayım da bir. En azından Perşembe günü Türkçe. Evet. Kamp sınavımız var. Saat 8.30'da. Çok güzel. Hatta ben yatacağım çünkü uyanamam. Evet. Tamam, o zaman şu son bir şeyleri okuyayım. Yatacağım. Yarın yok diye bu videoyla ilgili şey söyleyeceğim. Bu benim son ders çalışma videom olacak. Ben tabii ki ders çalışmaya devam edeceğim bu kalan iki hafta boyunca. Ama birazcık hem bu vakitleri kendime ayırayım hem de birazcık dinlenmem gerekiyor. Onun için arada belki çekmiş olduğum videoları yayınlarım, bilmiyorum tabii ki. Ama bu son ders çalışma videom olacak ve inanamıyorum. Hayırlısıyla bitsin istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Şu an saat çok geç olduğu için kısa keseceğim. Çünkü zamanla yarışıyorum. Gerçekten çok stresliyim. Zaten kabuslar görüyorum. O bu. Hatta ben yarın sizinle konuşacağım şeyler şu an aklımdayken yazayım. Dediğim gibi şimdi bugün böyle olsun. Yarın konuşacağız. Unutmayacağım size. Yarın da yine okulda video çekerim bol bol. O zaman yarın görüşürüz. İyi geceler. Evet, şimdi okuldayım. Saat 12.45. Ders çalışıyoruz. Okula kimse gelmiyor. Sadece sınavlara geliyoruz artık. Sabah 8.30-12.30 arasında sınav olduk. 5 tane test, denem olduk. Öyle. Şimdi ders çalışacağım burada. Öğretmenimi bekliyorum. Matematik öğretmenimi. Ona sorular soracağım. Denemede yapamadıklarımı doğal olarak. Buradan sonra eve geçeceğim. Sonra ne yapacağım? Uyuyacağım çünkü akşama matematik öğretmenim gelecek. O yüzden birazcık dinlenmem lazım. Ve şimdi burada da çalışıyorum. Evde görüşürüz. Şimdi Oysho'nun yeni koleksiyonunu görmeye geldik. Evet, şimdi evdeyim. Hocamı bekliyorum. Son bir saat kaldı. Bir saat sonra öğretmen gelecek. Annemler de evde, öğretmen gelince çıkacak. Ama ben şimdi burada tam bitirmeyeyim bilmiyorum ama kapanış konuşmasını yapacağım. Yani son YKS günlüğümü yayınladığımı tekrardan sizlere söyleyeceğim. Evet, bildiğiniz gibi son 20 gün kaldı. Siz bunu izlediğinizde 18 gün kalmış olacak. Yok, hatta 19, 18 gün değilim biz. Yani çok az kalmış olacak ve ben daha fazla zaten son artık çalışmalarım, bütün gün okulda olduğum için ne fırsat bulabiliyorum ne de montajımı yapmaya yoruluyorum. Çok bedenim çok yoruldu. Ruhen ve bedenen çok yoruldum. O yüzden bu 38 hafta olacak sanırım. 38. haftayla bitirmek istedim. Bir saniye kapıyı kapatıp geliyorum. Bildiğiniz gibi 38 haftadır beraber sınava hazırlandık. Siz beni izlediniz. Ben sizlerden destek aldım. Çok güzel günlerdi. Ve dediğim gibi geriye dönüp baktığımda bunları izlediğimde üniversiteyi kazandığımda hayırlısıyla. Vay be, çalışmışım. Vay be, ben neler yapmışım. Muhtemelen hayatımda bir daha bu kadar hiç çalışmayacağım.
ama bunları görebilmek için bunları yaptım. Sizler benden sonrakileri benimle birlikte hazırlananlar için motive olsun diye yaptım. Ve siz de çok beğendiniz ve çok teşekkür ederim. Bunca ay video normal kendi kanalı konseptimin dışında yani bu normalde benim çekeceğim tarzda video değildi. Olsa olsa çalışma videosu bir iki tane çekerdim normalde okul zamanları. Fakat bu benim YouTube kanalımın konsepti olarak anlaşılması. Bu benim sınava hazırlanırken yapmam gereken bir şeydi. Çünkü YouTube'da devam edip hem de derslerime çalışmak ve sabote et bir şeyim yani beni ne denir bölmemesi için böyle bir şey yapmam lazım. Zamanımı almayacak editte çekmek için. Bunu yapmam gerekiyordu ama benim kanalımın konsepti normalde böyle üniversite sınavlarına hazırlık gibi bir şey değil. Bunu eğer şu an izliyorsanız yanlış anlamayın diye söylemek istedim. Sınav olmadan önce bir konuşma videosu çekeceğim. Ama bunu sadece bu son YKS günü olduğu için konuşuyorum. Yani deneyimlerimi sonradan paylaşacağım. Her şeyi sonradan paylaşacağım. Ama bu yine ders çalışma vlogu olduğu için çok fazla uzatmak istemiyorum aslında. Ama dediğim gibi çok fazla teşekkür etmek istiyorum. Herkese, hepinize hani sıkılmadan bir umutla. Çünkü yani ben size her zaman şu söz verdim işte. Ders sınavından sonra ben tekrardan eski İrem geri dönüyor. Hatta çok iyi geri dönüyorum, merak etmeyin. Çok güzel şeyler yapacağım yani. Aşırı güzel şeyler planladım. Kendi kamera ekip bu sefer tek başıma olmayacağım. Onu bilin. Yani kamera önünde tek başıma olacağım. Tabii ki yer yer insanlar olabilir ama ekip olarak büyüdüm. O yüzden daha profesyonel, daha güzel ve daha benim istediğim şeyler olacak artık kanalımda. O yüzden birazcık daha son 1-2 hafta diyorum. Sınavdan sonra artık rahatlayıp geldiğimde daha sağlıklı bir kanalla devam etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi ben düştüm. Psikolojikmen ben düştüm. Moralmen düştükçe kanal da düşüyor. Bu yüzden daha fazla böyle oturup ders çalıştım. Saatlerce göstermek istemiyorum. Ara ara stokta olan videolarımı koyabilirim bu 1-2 hafta içinde. Bunu söyleyeyim şimdiden. Evet. Bununla da hani bir önce yani o kadar şeyim ki şöyle söyleyeyim. Öncelikle YouTube benim için bir eğlence, bir hobiydi. Ben istediğim böyle insanlara kendimi özenmek değil de böyle inspiration dedikleri işte böyle. Ve beğendiği şeylerin insan hayal ettiği olmasını ben de öyle. Ben her zaman kendi hayatımı belki anlatmıyorum. Belki yapmak istediklerimi de gösterdim size. Ama ben böyle hep mutlu, güzel bir kanal olarak kalmak istiyorum. Böyle sevdiğim şeyleri, yemek yapmaksa yemek yapmak, giyinmekse moda videoları, böyle şeyler devam edeceğim zaten. Ama bu dediğim gibi bu ders çalışma çok kötü bir seneye denk geldik arkadaşlar. Benim izlediğim çoğu başarılı YouTuber'ın hepsi zaten yaşça büyük olduğu için bu sınav stresini çoktan atlatıp başlamıştı. O yüzden çok güzel ilerliyor bizim YouTube Türkiye'deki başarılı kadın kanallarımız. O zaman da bir iki sene sonra zaten öyle olmak istediğim için şimdi artık elime ipleri alıyorum ve tekrardan YouTube'da güzel yerlere gelmek için çabalayacağım. Bundan başka ne söylemek istiyorum? Öncelikle bu sınav süresince eksikliğini tek hissettiğim şey anlayacağınız üzere gözlerimden uyku. Artık uyumak istiyorum. Böyle ben artık 6'larda 7'lerde alarmsız kalkıyorum arkadaşlar. Artık vücudum bitti yani. Gerçekten çok yorulmuşum. Ve hani sosyal hayatımın olup olmaması değil. Benim arkadaşlarım zaten okulda da vardı. Ara ara görüştüğüm arkadaşlarım da var. Ama daha çok hoşuma giden, beni mutlu eden şeyleri yapamadım. Ve bu beni çok üzdü. Tamam spora başladım son 2-3 ay kala. Ama sadece bu değil. Atıyorum geç uyanıp işte rahat rahat kahvaltı edip sonra işte belki kitap okumak, belki dizi izlemek. Ben normalde yabancı dizi bitirirdim. İşte bu bir marifet değil ama bu bana çok büyük bir zevk verirdi, mutluluk verirdi. Yani bazı böyle şeylere hayatta zevk alırdım böyle yaptıkça ama bu sene böyle olmadı. Hiç istemediğim şeyler yaptım ders çalışarak yani. Yani dediğim gibi ben hayatım önce böyle çok ders çalışan bir insan olmadığım için bu sene bana bir tokat gibi geldi. Onun için evet diyeceğim o ki YKS günlüğümüz burada bitiyor arkadaşlar. Gözler dolu. Çünkü
geriye dönüp baktığımda dediğim gibi bayağı bir hafta yol kat etmişim. Ve burada siz de benimle birlikteydiniz. O yüzden burayı da yine bu videoda sizinle birlikte, yani bu seriyi sizinle birlikte bitirmek istedim. Yeni başlangıçlara hazır olun demek istiyorum. YKS günlüğüm benim bir ne denir, göz ağrım olacak galiba. Çünkü iyisiyle kötüsüyle her şeyi bu günlük serimde yaşadım. Ve siz de bunlara tanık oldunuz. Bence herkes için güzel bir şey olacak. Ve sınav sonrası deneyimim, sınav süresindeki deneyimlerim hepsini bir video yapacağım ayrıyetten. Yine sınav konulu, benden sonra sınava girecekleri için. Böyle güzel güzel yine derslerle ilgili videolar koyacağım ama aslında artık beni böyle dersi çalışırken görmeyeceksiniz. Üniversite başlayana kadar inşallah. Evet, şimdi dediğim gibi öğretmenimi bekliyorum. Daha sonra da yine ders çalışacağım. O yüzden şimdi burada kapatıyorum. Belki gün ilerleyen saatlerinde yine çekerim. O yüzden şimdi burada bitirmeyeceğim. Ama dediğim gibi YKS gününde benimle birlikte sürekli olan insanlara çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için bütün hepsini veya ara ara izledikleriniz için de teşekkür ederim. Yeni güzel şeylerle devam edeceğiz. Bu bir ay diyeyim, 20 gün bir ay diyeyim. Bir ay sonra çok güzel bir şekilde İrem Çalın'ın kanalı geri kendisine gelecek. Yeni şeylerle umarım güzel şeyler olur. Zaten şimdiden bana istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Çünkü zamanım olacak, enerjim olacak, her şeyim olacak yani. O yüzden dediğim gibi az kaldı. Son bir ay sonra herkes rahatlayacak. Ve ben muhtemelen artık uyku günlüğü bile çekebilirim. Bugün kaç saat uyudum diye mesela. Böyle şeyler bile olabilir yazın. Evet. O zaman görüşürüz. Ne zaman görüşürüz bilmiyorum da görüşürüz. Evet. Şimdi buraya kadar izlediğiniz bölümü ben montajladım. Şimdi bitiriş yapmaya geldim. Tekrardan herkese, hepinize çok 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 teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Benimle bu kadar hafta boyunca beraber olduğunuz için ve benimle birlikte bu yolda geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bütün iyisiyle kötüsüyle bana katlandınız. Modum düştüğünde de ama güldüğümde de beraberdiniz. Mezuniyetimde de, okulun başlangıcında da beraberdik. İnanamıyorum aslında bu video muhtemelen benim yapmam gereken en önemli şey olduğunu şu an hissettim. Yani sizinle bir bağ kurabilmemin tek sebebi buydu belki de. Bu 2 sene içindeki YouTube kanalımda en samimi, en bütün dürüstlüğüyle beni gördünüz yani. Yani gerçek halimi tekrardan görmüş oldunuz. Belki bazı videolarda, vloglarda size sahte gelmiş olabilirim veya başka videolarımda da ama artık anlamışsınızdır ki İrem böyleymiş. Bunu şu an nereden geldim bilmiyorum. İnşallah bir daha böyle bir şeyle karşılaşmam. Belki üniversitede böyle bir çalışma yapabilirim bilmiyorum. Her neyse. Dediğim gibi çok teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Ben de bu 20 gün içerisinde, bu arada 3 gün boyunca 20 gün kaldı demişim. Ama şu an söylüyorum kaç gün kaldığını. Şu an 10 Haziran. Tam 20 gün kalmış sınava. Ama ben sınav günlerini saymıyorum. O yüzden 19 gün falan diyeceğim. 19 gün kaldı ve ben hem kendi derslerime tam motive olacağım. Hem de sanki çok varmış. Ben daha yeni başlamışım bir senedim. Video kendimi de bu kötü halde görmekten bıkmışım. O yüzden buna artık bir son veriyorum. Ama hayatımda yaptığım en güzel şeydi galiba. Ta ilk günlüğü şu an açıp bakın şu anki halime, o günkü enerjime ve şu günkü enerjime bakın. Arasında dağlar kadar fark var. Evet. O yüzden buraya kadar gelen, buraya kadar sağ çıkan herkesi tebrik ediyorum benimle birlikte. Yani ben sağ çıktım ya. Sağlığımla Allah'a şükürler olsun ki iyi bir şekilde geldim. Evet. Bitirmek istemiyorum çünkü bir daha bunu yapmayacağıma inanamıyorum yani. Şu an üniversite hazırlık şeyini bitiriyorum. Tüylerim diken diken oldu. Üniversite sınavına çok az kaldı ya. Ağlayacağım galiba. Şu an ateş bastı bu arada. Şimşekler çekiyor, ayrı bir konu. Evet. Arkadaşlar sanırım bu kadardı. Yani inanamasam da çok çabuk geçti ve artık vedalaşıyoruz. Tabii ki bu video için vedalaşıyorum yani. YouTube'dan gitmiyorum. İrem Şahan YouTube kapatıyor. Tabii ki de YouTube'dan gitmiyorum. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 30
40 hafta boyunca beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi 20 gün sonra tekrardan başlıyoruz. Yeni bir başlangıç videoları mı desem, neler neler mi desem, siz düşünün artık. Bu arada benden görmek istediğiniz muhteşem içerikli videoları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de hepsini yapacağım. Çünkü yaz tatili geliyor. Evet. O zaman burada bu YKS gününü sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok öpüyorum. Görüşürüz.